Suriye'de hükümet karşıtı muhaliflerin son kalesi olan İdlib'de Türkiye'nin girişimiyle tüm ağır silahlar çıkarıldı. Heyeti Tahrir-i Şam örgütü ise adım adım kırsal bölgelerden çıkarılarak İdlib şehir merkezine sıkıştırılıyor. Problem oluşturan örgütlerin başındaysa El-Kaide ile doğrudan bağlantılı Hurra Suddin geliyor. Azılı teröristler bu grubun altında toplanıyor. Silahtan arındırılmış bölgede Türk ve Rus askerlerinin ortaklaşa gerçekleştireceği devriye görevi ise bu hafta başlayacak. Kilis'ten Suriye'ye askeri sevkiyatlarda aralıklarla devam ediyor. Kilis'teki askeri birliklerden yola çıkan askeri kamyonlar, personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçlar, konvoylar halinde Öncü Pınar sınır kapısından Suriye'ye geçti. Gözler bugün bir yandan da Deir Ezzor kentindeydi. Amerikan savaş uçakları sözde DAEŞ'la mücadele kapsamında bu kenti bombaladı. Yerel kaynaklar atılan beyaz fosfor bombalarının sivilleri vurduğunu açıkladı. Rusya Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Svitkin, yasaklı silahlarla Deir Ezzor'da sivillerin hedef alınması konusunda uluslararası bir soruşturma açılmasını talep etti. Suriye'deki en büyük problem Fırat Nehri'nin doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile terör örgütü PKK-YPG'nin yaptığı işbirliği. <laughs> Fransız medya kuruluşlarının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusunda kesinlikle kabul edilemeyecek şeylerin olup bittiği muazzam büyüklükte topraklar var. Amerika Birleşik Devletleri bu toprakları Suriyeli müttefikleri olan Kürtler üzerinden bir sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalışıyor dedi. Türkiye'nin de Fırat'ın doğusuna operasyon yapabileceği konuşuluyor. Çeşitli basın organlarında harekat planları bile aktarılmaya başlandı. İşte o planlardan biri. Harekat Fırat Kalkanı bölgesinden başlayacak. Mehmetçik Sacuçay ile Suriye eşmesinden girecek. İlk hedef Münbiç merkezi ve Sacuçay ile Fırat arasındaki bölgelerin kurtarılması. Daha sonra Fırat'ın doğusuyla ilgili strateji izlenecek.